Tabii devre arası transfer döneminde kadromuza, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuza şimdiye kadar dahil ettiğimiz oyuncularımız var. Antrenmana çıkan oyuncularımız var. Pierre Kanstrup, Raşat Muhammed ve Serkan Kurtuluş. Tabii oyuncular hocamızın onayı doğrultusunda, yönetimimizin yaptığı çalışmalar doğrultusunda kendiliklerinde istikrarlı bir şekilde performans sergileyen, iklimimize uygun genç oyuncular, Raşat Muhammed özellikle, Pierre Kanstrup, yine hocamızın kadro derinliği için düşündüğü isimlerden bir tanesi Serkan Kurtuluş yine takımımızda. Tabii Christian Osvet geldi, biliyoruz. O da bugün antrenmana çıkacak nasip olursa inşallah takımla birlikte. Yine bunların yanı sıra yönetimimiz transfer görüşmelerini sürdürüyor. Bir ya da iki oyuncu yine hocamız da basın toplantısında üzerinde durdu. Yine kadromuza dahil etmeyi planlıyoruz. Tabii bir Konya maçı atlattık. Tabii hepimiz beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Bu hafta Beşiktaş maçı var. Oyuncularımıza da güveniyoruz. Beşiktaş maçında gerekenleri yapıp sahaya yansıtıp oradan istediğimizi elde ederek dönmek istiyoruz. Taraftarımızın hakikaten bu süreçteki durumunu çok iyi anlıyoruz, biliyoruz. İnanın bizler de aynı durumdayız. Takım kazansın, takım puan ya da puanlar elde etsin, bulunduğu durumdan bir an önce üst sıralara tırmansın. Hepimizin dileği. İnanın yani o gece sabah olmadı, öyle söyleyebilirim yani. Beklemediğimiz bir sonuçtu. Çok da iyi oynadığımız, pozisyonları kaçırdığımız, direkten dönen topumuz var. Belki son dakikalarda bir penaltı olabilecek bir pozisyon var. İşte bir yapmamız gereken bir hata. Golü yedik. Tabii ilk yarının son dakikalarında yenilen gol de tabii etkiliyor takımı. Bir moral bozukluğu oluyor. Toparladık hemen tabii ikinci yarıda yediğimiz golden sonra da 2-1 yaptık. Baskılı da oynadık ama istediğimiz sonucu elde edemedik. Tabii -10 derece, -15 derece, soğuk bir hava, sert bir iklim. Taraftarlarımız muhteşemdi. Tribünlerde koreografi çalışması yaptılar. Bütün spor basını, spor camiası, taraftarımızı konuştu, konuşuyor. Onlar için ne söylesek az gelir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizler yönetim olarak yine oyuncularımız aynı şekilde taraftarımıza layık bir takım, onların istediği sonuçları alacak bir ekip oluşturmak için hocamız sahada takımla birlikte, bizler yönetim olarak yine elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki yani söylenecek çok şey var aslında ama işte 5 Ocak tarihli bir kongre sonrası evet ara transfer dönemi. Yani normalde ara transfer dönemlerinde şöyle olur. Takımınızın ihtiyacı olan bölgelere takviye yaparsınız. 1-2 belki 3 sakat oyuncunuz vardır, onun yerini alırsınız veya gider oyuncu onun yerini alırsınız. Ama biz tabii sene başı alınan fakat yeteri kadar takımımızın faydalanamadığı oyuncuların olduğu bir takımız. Yani o bölgelere takviye yapmamız gerekiyordu. Onları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Taraftarımızdan isteğimiz, dileğimiz, hocamız da söylüyor, bu mücadele 34 hafta devam edecek. Sürekli mücadelenin içerisindeyiz. Yanımızda olsunlar, destek versinler diyoruz. Teşekkür ederim.